Bölüm 65. Bir bölme bölünebilme sorusu. Önce ben istediğini söyleyeceğim. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, yani çözmemiz istediği yolu. Yukarıdaki bölme işlemine göre K artı L toplamının K türünden değeri hangisidir? Aslında yeni sisteme yakın bir soru. Şöyle, bildiğimiz bir şey var. Bölünen, şurası. Bölen, bölüm ve kalan. Şimdi diyor ki bu temel bilgi. Ben bunun üstünden basit sorular tasarladım zamanında. İşte 13 bölü 4 olsun. Burası kalan nedir? Veya en fazla ne olur? Gibi. Ha şimdi diyor ki bunu biraz zorlaştırayım. Ne yapayım? Sayıları bırakayım. Şöyle terimler koyayım önce diyor. Daha sonra bu klasik yöntemi uygulatayım. Bölüm çarpı bölen artı kalan bölünene eşit. Getir burada yaz. M çarpı Y artı Y eksi 1 eşittir K. Burada yazalım. M artı 1 çarpı Y. Yani MY artı Y. Çok gıcık biliyorum. Böyle çözmeyeceğim. Artı 0 eşittir L. Sonra K artı L'yi şuradaki bu MY'ler cinsinden yaz. Şuralar çarpım MY. Peki. Böyle mi çözmemiz lazım? Sorunun yanıklığı ne? Onu yazayım. Şimdi benden K ile L'yi toplamamı istiyor ya. Dikkat edelim. K'yı Y'ye bölmüş bir tane bölüm var. Y eksi 1 kalan olmuş. Bu ne demek? Y eksi 1 kalan ne demek? Mesela bir sayıyı 6'ya bölüyorsunuz, 5 kalan oluyor. Şimdi mantıken düşünelim. Mesela ne olabilir bu? Örneğin 11'i. 11'i 6'ya böldüğünüzde bir tane bölüm 1 olur, kalan 5 olur. Ha, siz 11'e 1 eklerseniz o sayıyı 6'ya tam bölünür. Çünkü artık bu 1 arttığında kalan bölene eşit olamaz. Kalan 0 olur. Bölmenin temel mantığı. Değil mi? 0 olur. Şurası 1 artar. Şimdi buna 1 eklediğimde ne oldu? Olanlara dikkat edelim. Burası 1'di, 2'ye çıktı. Artı 1 oldu. Şurası 5'ten, yani bunun 1 eksiğinden 0'a dönüştü. 6'nın 1 eksiğinden 0'a dönüştü. Şimdi şuraya bakalım. K Y'ye bölmüş, M olmuş. L'yi Y'ye bölmüş, M'den M artı 1 olmuş. 1 artmış. Sonra kalan Y eksi 1'den 0'a dönüşmüş. Ne olmuş aslında? K'ya 1 eklemiş. K'ya 1 ekleyince ne olur? Artık kalan y eksi 1 olmaz. Y eksi 1 artı 1 olur. Y olur. Bölen ve kalan aynı olacağından kalan 0 olur. Aslında L dediği şey K'ya 1 eklediği. Bunu dikkatli şekilde baktığımızda görüyoruz. L dediği şey K'ya 1 ekleme. Dolayısıyla L yok. K artı 1 var. Öyleyse K artı L eşittir. K artı K artı 1. Yani 2K artı 1. Hiç işlemlere girmeye gerek yok. Biraz karışık görünebilir. Tekrar söyleyeyim. Bu güzel bir mantık yürütme sorusu çünkü. Diyor ki abi bir yeri bölüyorum. Y'ye. Y eksi 1 kalan oluyor. Buna dikkat edelim. Hatta Y eksi 2 deseydi mesela K artı 2 olacak. Y eksi 1 kalan oluyor. Sonra L'yi bölüyorum. Kalan 0 oluyor. Bu yetmez. M de M artı 1'e dönüşüyor. Benim böldüğüm şey aynı. Y aynı. Dolayısıyla demek ki şu 1 arttı. Y oldu. Y yazamayacağım için çünkü bir şeyi 5'e böldüğümde kalan 5 olmaz. Der ki kalan 5 olmaz. Onu getir buraya bir bölüm olarak ekle. Ve aynen bu işlem oluyor. Ve pratik olarak ben diyorum ki K ile L'yi toplamak demek K'ya K artı 1 koymak demektir. Çünkü burada aslında sayı K artı 1'e dönüşmüştür. Aynı şekilde aslında şeyden de yakalayabiliriz. İkisinin ortası diyeyim. Ne ana yoldan gitme ne bu kadar pratikten görme. Şöyle bir şey. Deriz ki mesela K bir şey olsun atıyorum. Ne olsun? 13 olsun. 7'ye bölelim. M1 olsun. Kalan da ne olacak? Y7 olduğunca 6 olacak. Uydu. Şimdi aynılarını burada yazalım. 7 olsun. 1, 2 oldu. Dolayısıyla L ne oldu? 14 oldu. 13, 14. Aa bu bunun bir fazlasıymış. Yine göremedik. K ile L'nin toplamı ne oldu? 13 artı 14, 27. Şıklardan hangisi 27'yi sağlıyor? Bakalım. Bu sağlamıyor. Bunlar sağlamıyor. Şu sağlıyor. Ceyhan. Yani birçok yoldan bu şekilde çözümü var sorunun. Önemli olan olabildiğince üzerinde yorum yapabilmek sorunun ki pratik yolları görebilir.